saraydı. Sevgi sultandı. İnsanlar kendini bildiği zaman ya hızır. Ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır, canım ya Hızır. Gözü kör olana ne yapsın Hızır? Bismillah, Allah Allah. Dillerimiz ağrımasın, gönlümüz yormasın, kalplerimiz yüzlerimiz ak olsun. Nefeslerimiz kimya olsun, dinleyen canlara şifa olsun. Allah Allah. Kırklar meydanında söylenmiş hak dergahına kabul makbul olsun. Aptal Nisa Sultan Efendimiz'in aydın nefizlerimiz hazır nazır olsun gerçeğe. Yani. Aşk olsun. Aşk olsun. Eyvallah. Allah Allah diyerek yayınımıza girmek istiyorum. Mürşit dedemiz, Ali Koca dedemiz, Abdal Musa Sultan dergahında, türbesinin içerisinde hepimiz için bir gülbenk verdi. Değerli izleyenler, Alevi TV'ye hoş geldiniz. Ben Sercan Direk. Alevi TV'nin tüm nitelikli yayınlarını Alevi TV Facebook ve Alevi TV YouTube kanallarından takip edebilirsiniz. Lütfen yayınlarımızı paylaşıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu akşam teknik masada her zamanki gibi Tarık Kızılgedik var. Sevgili Tarık'ın destekleriyle birazdan Antalya'nın Tekke Köyü'ne ve Abdal Musa Türbesi'ne ve oradaki konuklarımıza canlı olarak bağlanacağız. Şu anda Tekke Köyü'nde çok değerli sanatçı, araştırmacı ve öğretmen dostum Egemen Balhan var. Kendisi aynı zamanda Tekke Köyü'nde öğretmenlik görevini ifa ediyor. Yayınımızı Egemen ile birlikte gerçekleştireceğiz. Egemen şu anda konuklarımızla birlikte Abdal Musa Türbesi'nin olduğu... Her yıl Haziran ayının ilk haftasında Abdal Musa'yı anma etkinlikleri düzenleniyor ama geçen yıl ve bu sene pandemi nedeniyle programlar düzenlenemedi. Dilerseniz hemen Egemen Balhan'a dönelim ve kendisine, konuklarına, dedelerimize merhaba diyelim. Yayınımıza hoş geldin Egemen. Sercan'cığım merhaba, selamlar. Tüm izleyenlerimize de hoş geldiniz diyorum ben. Teşekkür ediyorum, çok selamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli konuklarımıza, dedelerimize aşk niyazlarımızı sunuyoruz buradan, İstanbul'dan. Tüm canlarımızla birlikte bu akşam konuşulacak Abdal Musa Sultan'ı ve oradaki törenleri, Tekke Köyü'ndeki bu yıl düzenlenecek veya belki de pandemiden dolayı düzenlenemeyecek etkinlikleri, tüm sorularımıza yanıt bulacağımız bir program olacağını umut ediyoruz. Tekrar siz de hoş geldiniz, dedelerim de hoş geldi yayınımıza. Eyvallah. Hoş bulduk diyoruz Sercan'cığım biz de. Tüm izleyenlerimize de Egemen, merhabalar diyoruz. Teşekkür ediyorum. Egemen, sen Antalya'da öğretmen olarak aynı zamanda Tekke Köyü'nde görev yapıyorsun. Ben sözü hemen sana bırakayım. İzleyenlerimize öncelikle şöyle bir hem lokasyonundan bahseder misin hem de bir kendini tanıtabilir misin? Ben Hüseyin Egemen Balhan. 1977 Burdur doğumluyum. Şu an halen Elmalı'da müzik öğretmeni olarak görevimi devam ettiriyorum. Sercan'cığım biliyorsun biz seninle İTÜ konservatuvardan arkadaşız. Evet. 1990 ve 2005 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı okudum, bitirdim. Ve halen Elmalı'nın içinde müzik öğretmenliği görevimi devam ettiriyorum. Böyle yani. Albümler yaptın, birçok etkinliklere, festivallere, konserlere katıldın. Evet, evet. Bir tane albüm yaptım 2010'da. Hatta sen de biliyorsun, sen de çok sağ ol. Vokallerimle bize can vermiştin o albümde. Sinan kardeşim de öyle, değerli işin. Tabii ki şu anda artık malum pandemi dönemiyle pek öyle konserlerimiz falan olmuyor ama... Yani yurt dışında pek çok konserlere iştirak ettim ben Sercan'cığım biliyorsun. 2010 yılında bir albüm çıkardım Egename diye. Evet. Sonra bir de Tefendi Kaymakamlığımızın hazırladığı bir projeyi yaptım ve yönettim. Gene Burdur Tefendi türkülerinden oluşan güzel bir albüm de o. Kısaca böyle bahsedeyim. Evet.
Evet. Hakikaten çok değerli çalışmalara imza attın. Bu akşam da Alevi TV için çok özel bir yayın hazırladın. Ben bu bölümde yayını sana bırakmak istiyorum. Çünkü orada çok değerli üç tane büyüğümüz, dedemiz, pirimiz, mürşidimiz var. Sizin sohbetlerinizi ben buradan takip etmek istiyorum. Sevgili Tarık ve seni konuklarımızla baş başa bırakıyorum. Tekrar aşkın niyazlarımı sunuyorum ve sohbetiniz, diliniz bülbül, kalbiniz şad olsun diyorum. Değerli izleyenler selamlar tekrar. Bütün Alevi TV izleyen canlarımıza. Bugün 3 konuğum var Tekke Köyü'nden. Konuklarım, birinci konuğum Mürşit Deden, Ali Deden. Tekke Köyü'nden. Mürşit Ali Deden, Ali Koca dedemiz bizimle ilk konuğumuz. İkinci konuğum ise Dikme Baba, Muzaffer Babam var. İkinci konuğum. Üçüncü konuğum ise Halife Baba Hüseyin Eriş dedemiz bizlerle gene Tekke Köyü'nden. Sorularınıza hazırız. Programımız böyle üç konuğumla inşallah güzel bir şekilde devam edecek. Şimdi öncelikle ben tabii ki programımızın konsepti Abdal Musa. Şenliklerimiz bu Haziran ayının ilk haftası değil mi dedim? Haziran'ın ilk Çünkü haftası haftası. oluyor. Evet, üçüncü Haftası. haftası itibariyle başlayacaktı ama tabii pandemi olduğu için biz orada Ne kadar yapamadık. gelir belli olmaz ya. Ama inşallah bu televizyon programı, bu güzel programımız vesilesiyle Abdal Musa Hazretlerinden burada bahsedeceğiz. Kimdir, nedir, ne yapmıştır? Bununla ilgili güzel sohbetlerimiz olacak. Ben ilk sorumu Halife deden Hüseyin dedeme yöneltmek istiyorum. Dedeciğim, Abdal Musa'nın gerçek şahsiyeti kimdir ve izleyenlerimize biraz anlatabilir misiniz Abdal Musa'yı? Eyvallah. Değerli canlar, hepinize saygı ve sevgilerimi Hayırlı sunuyorum. Öncelikle şunu düzeltmek istiyorum. Literatürde, Alevi Bektaşi literatüründe, özellikle Bektaşilikte baba diye geçer. Hiyerarşik olarak muhip olursun, talip olursun, derviş olursun, baba oluruz, halife baba oluruz, dede baba. Hacı Bektaş makamı da dede babalık makamıdır. O yüzden onu bir düzeltelim baştan. Teşekkür Baba, ediyorum. dede Teşekkür değil de ediyorum. baba diyerek programı yönetirsek daha çok seviniriz. İkinci konuda da Abdal Musa etkinlikleri her yıl Haziran ayının 3. haftasının sonunda gerçekleşir. Bu uzun süredir, belki 2005'lerden bu tarafa Haziran ayının 3. haftasında her yıl idrak olunur. Bunu da burada anlatmış olalım. Öbür tarafta Abdal Abdal Musa. Musa kimdir, nedir, Alevi Bektaşilik'teki yeri nedir? Kısaca bunu anlatalım. Abdal Musa'nın hayatı kısaca, bir Abdal Musa Sultan 14. asırda yaşamıştır. Aslı Horasan'ın Hoy kentinden Anadolu'ya geldiği bilinir. Ama Hacı Bektaşi Veli'nin de amcazadesi, amca olsun olduğu bilinir. Çok kesin bilgi elimizde olmamakla beraber Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda kurucu üyelik yaptığı bilinir. Bursa Fethi'ne katıldığı bilinir. Orhan Gazi ile Bursa Fethi biliyorsunuz 1326 tarihinde Bursa fethedilmiştir. Sadece Abdal Musa değil, Geyikli Baba, Abdal Murat, buna benzer işte Ali Derviş, Bursa kansız bir şekilde fethedilmiştir. Ama gel gelelim, Abdal Musa Sultan'ın halkçı kimliği daha ağır bastığı için. Çünkü gelenekte, Türkmen geleneğinde aslı üstlük yoktur. Hatta Orhan Gazi'nin kardeşi Ali Paşa, Ali Derviş olmuştur. Birlikte Bursa fethedilmiştir. Ama Bursa fethedildikten sonra o yetki Orhan Gazi bir dakika demiştir. Biz burayı fethettik, padişahız. Artık bundan sonra yetkiler bizden de dediği zaman orada ipler kopmuştur. Orada Abdal Musa Sultan ayrılmıştır. Geyikli Baba ayrılmıştır. Abdal Musa ayrılmıştır. Hatta Ali Paşa, Ali Derviş de oradan ayrılmıştır. Çünkü eşitlik, özgürlük, kimsenin kimseye üstün olmadığı bir düşünce sistemdir. Kızılbaş Aleviliği, Türkmenliği. O yüzden Abdal Musa Sultan şeyde kalmıştır.
belli bir dönem Aydın'da, Aydın Beyliği'nde kalmıştır. Orada da aynı şey yapamaz, Umur Bey vardır, Aydın Bey'i. Onu şey yapmak ister, öne çıkartmak ister ama olmaz. Saruhanlı'da kalır belli bir dönem. Saruhanlı Beyliği'nde biliyorsunuz o zaman daha beylikler, Osmanlı beylikleri birleşmemiş. Orada da olmaz. Abdalmusa Sultan Teke yöresine, bugünkü Elmalı'nın Tekke köyüne gelip dergahını açar. Dergahın olup bulunduğu yer coğrafi olarak önemli bir bölgedir. Likya harita yolu üzeridir. Antalya'dan çıktığın zaman Söğütçüm Antalya'dan, Arikanda, Bodalya yani Avlan Gölü şu anki sırtını yasladığı Genceli şehri. Çünkü burası Likya harita yolu üzeridir. Aynı zamanda da kervanların güvenle gelip işte burada bir istikametine gidebileceği yerdir. Abdalmusa sadece teolog insan değildir, inanç insanı değildir. Aynı zamanda bir düşünce insanıdır. Aynı zamanda bir askersel kimliği vardır. Aynı zamanda yaşamın kendisidir. Çünkü Abdalmusa Sultan Teke yöresine, Tekke köyüne, Genceli şehrinin altına geldiği zaman ilk olarak orada yerleşim yerinde okulu açar. Yani han, hamam, misafirhane, aşevi, cemevi, bütün sosyal tesisleri orada inşa eder. Çünkü gelen kervanlar güvenli bir şekilde orada kalıp öbür tarafa geçer. Şunu da anlatmak durumundayız. Şimdi Genceli şehrinden de antik bir yolla, antik bir yolla daha günümüzde mevcuttur. Bu yollar büyük 1 metre, 1,5 metre kayalarla yol döşenmiştir. Ta nereye kadar? Çatal Akçeyni Şöyükü'ne kadar, Çataltepe'ye kadar. Çünkü bu anlattığımız olay bugünkü mesele değil, 3000 yıllık bir olay, antik bir mesele. Yani 3000 evet. yıl önceki yaşanan bir olay. Çünkü Alevi inancında, Alevi Bektaş inancında şekilcilik, nakilcilikten ziyade akılcılık vardır. Gerçek yaşam vardır. O yüzden de Abdalmusa Sultan'ı anlatırken mitolojilerden daha çok akılla, bilimle, ilimle anlatabiliriz. Dolayısıyla Abdalmusa Sultan buraya geliyor, bu coğrafyada dergahını açıyor ve orada 8-10 bin dönüm arazi, 7-8 bin baş, küçük baş, büyük baş hayvan, aynı zamanda hem yazın hem kışın okul, mektep açıyor. Buradaki insanları irşad ediyor ve birlikte paylaşmayı, birlikte üretmeyi, birlikte tüketmeyi yaşama geçiriyor. Yani bu dergahlar koman devletlerdir. Yani komünel yaşam, birlikte yaşamın sembolleridir. Abdalmusa Sultan böyle bir kişiliktir. Aynı zamanda hiçbir zaman için egemenin, efendim düzenin yanında olmamıştır. Her zaman halkın yanında olmuştur. Dolayısıyla bu yaşam çok kesin bilgi olmamakla beraber 1650'lerde bir kırıma uğramış. İşte padişah kendi düzenini bu dergaha buna gene geleceğiz dedeciğim. Buna ayrı bir soru başlığı altında gene geleceğiz. Ben Eyvallah. Size o zaman şöyle bir soru daha yöneltmek istiyorum. Abdalmusa'nın ailesine ait bilgilerimiz nelerdir ve babası, annesi, babası kimlerdir ve doğum yeri tam olarak hani neresidir? Bu konuyu da biraz açıklık getirebilir miyiz acaba? Sevgili Egemen Can, bu konuda kesin bilgi elimizde yok, çok muzaribiz orada ama Abdalmusa Sultan'ın bulunduğu yatırda, türbede annesi, babası, kız kardeşi bir de çok sevdiği Gaybusuz Abdal birlikte yatmaktadırlar. Annesinin adı? Annesi Zeynep, kız kardeşi, annesinin adı Ümmü Gülsüm, kız kardeşi Zeynep Ana. Babası Hasan Gazi Sultan, bir de Gaybusuz Abdal. Kaybusuz Abdal. Alanya Bey'in oğlu Alaaddin Gaybi dediğimiz onun da hikayesi. Babasının mezarı da orada mı? Orada. Abdal Hasan Gazi. Babasının mezarı da orada. Yani anne babasının mezarının orada olduğunu biliyoruz. Peki ben Ali dedeme dönmek istiyorum. Ali dedeciğim seninle de çok daha önce programdan önce bayağı bir konuştuk bu konular hakkında. Abdalmusa Hazretlerinin acaba Hacı Bektaş Veli Efendimizle bir bağlantısı, bir akrabalığı var mıdır? Abdalmusa Sultan'ın babası Hasan Gazi, Hacı Bektaş Veli'yle amcaoğlu. Abdalmusa bir kuşak aşağı olduğu için amca uşağı deriz. Türk dilinde öyledir. Amca uşağıdır, amcasıdır. Bunlar da hepsi İmam Rıza soyundan gelir.
Musevi Kazım soyundan gelir. Hepsi. İmam Rıza'nın bu arada kim olduğunu belirtelim. İmam Rıza 12 imamlar. Muhammed soyundan gelen bir imam. Horasan, kaçıncı imam deden? Horasan'dadır. Horasan'da ondan başka yoktur. Horasan'daki Türkler de bunlara bağlıdır. Bütün Horasan'dan gelmedi. Abdal Musa Sultan, Hacı Bektaş. Bunlar Horasan'dan geldi. Tamam. Anlaşıldı. Teşekkür ediyorum ben gene Sercan'cığım. Sevgili Muzaffer babam, eklemek istediğin bir şey var mı acaba dedelerimize? Ondan sonra Muzaffer dedelerim çok güzel anlattılar. Tamam. Yapmış bulunduğumuz... Şimdi şöyle kısaca bir şey yapmak istersek, seyitlik makamı İmam Hüseyin'den geliyor. Şeriflik makamı da İmam Hasan'dan geliyor. Dolayısıyla Abdal Musa Sultan da seyit olduğunuz biliyoruz. İmam Rıza soyundan geldiği bilinir. Tabii ki bunlar başka bir tartışma konusu ama seyitler. Tamam. Eyvallah. Hüseyin'den bu arada göğsünde bir şey dikkatimi çekti benim. Onu böyle gösterebilir miyiz bir kameramıza? Hüseyin'den bunu programımız için böyle Hüseyin'ciğim seni ben taraf alayım. Programımız için bugün bunu özellikle taktı sevgili izleyenlerimiz. Ben de merak ettim bunu. Böyle geleneksel bir takıp diyelim buna. Takı bu. Şimdi şöyle. Buyurun Hüseyin dedem. Bu özel bir takılmış bu şey için değil. Bu teslim taşıdır. Bütün ayinlerimizde, bütün cemlerimizde, bu tür muhabbetlerimizde bu vardır. Fahir vardır. Bu da fahirdir. Bu da teslim taşıdır. Bu yola gelen teslim olur. Fahri. Kapıdan içeriye girdiğin zaman tamamen hakla hak olarak ceme girersin. Gönüller birlenir. Kimsenin kimseye borcu, kimsenin kimseye de alacağı yoktur. Bütün gönüller birlendikten sonra işte gül renkler, dualar yapılır. O şekilde haka ulaşılmaya çalışılır. Peki bu teslim taşını acaba dedeler babalar mı taşır sadece? Yoksa dervişlikten sonra her can bunu taşıyabilir mi? Yok. Yaprak takamaz. Evet. Hayır. Hayır. Mürşit takar. Dervişlikten derviş baba, halife baba, dede baba. Yani. Ve bana müsaade etseyiz. Buyurun. İkrar görmüş. Uzaktan baba bir de ikrar görmüş. Yola dahil olmuş. Halk seçmişler, baba yapmışlar. Bu kültürün devamı için bize hizmet vermişler. Babamız anılmı dervişlik şeyden sonra, talipten sonra dervişliğe geçmiş. Dervişlikten mürşitliğe geçmiş. Mürşitten sonra aynı dedem yaptıktan sonra baba dedem de halifelik makamı. Bunlar sırasıyla. Fakirler babalarım olmadığı zaman da Erkan'a yöneten bir dikme babayım yani. İcazetim yok. Yani bu taşı o zaman icazet gören babalardır. Şimdi Erhan Bey şöyle bir şey. Abdal Musa'yı biriniz, biriniz. Taşın esas manası Hacı Bektaş Şiveli'nin tükürük taşıdır. 12 imamlara ait. İmamların 12 tanedir diyelim değil mi? 12 tanedir. 12 imamları temsil eder. Bunu da şöyle yakından bir gösterebilir miyiz acaba Hüseyin Bey'den? 12 imamları temsil eder. Aha. 12 tanedir. Hacı Bektaş Veli'nin tükürük taşıdır. Tamam. Tamam. Evet Sercan'cığım ben tek Egemen, size duyabiliyor musun beni? Evet duyabiliyor musun beni? Çok sayıda mesaj geliyor dedelerimize ve babalarımıza ama mesajlar içerisinde benim bir mesaj çok dikkatimi çekti. Onu sormak istiyorum lütfen hangi dedemiz ya da babamız cevap vermek isterse. Pir ile baba kavramını neden ayırıyorsunuz diye canlar soru sormuşlar. Bizi bu konuda aydınlatabilir misiniz? Pir ile baba kavramını. Şimdi sevgili canlar, Alevilik Bektaşilik arasındaki en belirgin fark şudur. Alevi doğulur. Alevi doğarsan, Alevi bir anadan babadan doğmuş olan insan Alevi olur. Bektaşilik de insan gayrimüslim bile olsa gelir Müslüman olur. Bu yola intisap eder ve ikrar verir. Bektaşi olur. Geri taraftaki tefavatın tamamı aynı. Tamamı aynı. Yani dört kapı, kırk makam, Ehl-i Beyt sevgisi, işte özgürlükler, eşitlikler, kadın meselesi hem Alevilikte hem Bektaşilikte aynıdır. Tek fark
Hacı Bektaşi Veli Efendimizin de bunu Suluca Karayölük'te sadece Alevilik makamı orada ortaya geldiği zaman orada birçok etnis kökenden insanlar var. Farklı ırktan insanlar var. Keldanisi var, Yezdanisi var, Hristiyanı var. Gelin bakalım diyor. Yani bir cem olalım. Sen efendim Müslümansın, sen siyahsın, sen beyazsın değil. Bektaşilik böyle bir şey. Daha toparlayıcı, daha derleyici olduğu için Hacı Bektaşi Veli'yi o yüzden biz Serçeşme kabul ediyoruz. Yani Bektaşilik de böyle bir şey. Ama Alevilik işin özü. Alevilik işin özü. Dört kapı kırk makam, efendim Ehl-i Beyt sevgisi, eşitlikçilik, kadına hak ve özgürlük, kadına bakış. Bunların tamamı Alevi Bektaşi zaten ayırmıyoruz onları. Alevi Bektaşi olarak düşünüyoruz, konuşuyoruz. O yüzden aradaki fark, tek fark bu. Alevi doğulu, Bektaşi olunabilir. Eyvallah. Eyvallah. Sercan, var mı eklemek istediğin ya da başka bir soru var mı? Şimdilik teşekkür ediyoruz Egemen. Evet, teşekkür ediyorum. Ben bizi izleyen canlara siz günler önceden hem Abdal Musa Türbesi'nin içerisinde hem de Cem Evi'nde özel çekimler yaptınız dedelerimle birlikte. Dedelerim ve babamızın okuduğu bir nefesi yayınlamak istiyoruz biz. Sevgili Tarık, yayın masası hazırsa ağlar gelir şahım Abdal Musa'ya. Yeah.
Tamamdır abi. Haydar Bey. Evet, sayın dedelerim, diliniz bülbül, kalbiniz şad olsun. Tabii çokça soru geliyor Egemen. Özellikle canlarımızın soruları var. Yine hatta bana yönelik de bir soru gelmiş. Ali Sayılgan Beyefendinin mesajları var. Bektaşilik Alevilikten ayrı değil ki, dede baba olarak değişsin. Bir neden böyle bakış açıları var dedelerimin diye sormuşlar. Ben çok rica edeceğim, daha aydınlatıcı bir şekilde bu soruya bir cevap daha istiyorum. Yine 72 bin... Anladım. Evet. Şimdi aslında Sayın Hüseyin babamız çok net bir şekilde dedemiz anlattı. Ama Ali Sayılgan Beyefendi 72 millete bir nazarla bakmak değil midir diyor. Niçin ayırıyorsunuz diyor. Demek ki anlaşılamayan bir şey var orada. Sayın dedelerimin iletmek istediği bir şey var mı bu noktada? Çok kısa alsam. Biz zaten orasını fakir anlattım. Hacı Bektaşi Veli Hazretleri Sulucu Karahöyük'te Moğollara karşı dururken orada Hristiyan var, Yahudi var, Keldani var, Yazdani var, Müslüman var, her ırktan insan var. 72 millet bu. 72 millete aynı nazarla bakabilmek bu. O yüzden de Aleviliğin de bir şeyi var. Doğuş. Yani gelişi var. İşte Alevilikte seyitlik önemlidir. Bu tartışılabilir ama bunu şu an için tartışmak mümkün değil. Yani insanın insana üstünlüğü yoktur. Kırklardan bahsederse kırklar meydanı, kırklar makamı. Peygamber'e bile geldiği zaman ben peygamberim dediği zaman açılmıyor. Var peygamberi senin olsun. Var peygamberi senin olsun. Oradaki insan olarak bakılıyor. Bu derin bir mesele. Bunu anlatmak için saatler yetmez ama demek ki söylediğim mesele çok nettir. 72 millet farklı inançtan, farklı ırktan, farklı etnisyenden olan insanlarla bir gem olabilmektir. Alevi doğru, Bektaşilik. Bektaşilik budur. Eyvallah. Eyvallah. Ya zaten ne demişler? Eri erden seçmek körlüktür demiş pirlerimiz. O vesileyle umuyoruz ki 72 millete de bir nazarla bakan bir inancın yolunu sürenleriz. O vesileyle tüm canlarımızın da sorularına bu anlamda cevap olmuş olalım. Kimseyi kimseden ayırdığımız yok. İlkemiz, edindiğimiz düsturumuz eri erden seçmek körlüktür diyelim. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sercancığım, umarım izleyen değerli izleyicimizin sorusuna cevabı verebilmişizdir sevgili deden. Evet, bizler ve bizim gibi bu sene Abdal Musa Sultan'ı ziyaret edemeyen tüm canlarımız şu an yayınımızı takip ediyorlar ve senin sevgili Egemen ve sayın pirlerimizin sayesinde Abdal Musa Sultan türbesini biraz önce görmüş olduk. Şu an Tekke köyündesiniz. Biz de tekrardan niyazlarımızı sunduk o nefesi dinlerken biraz önce. Ben sözü sana bırakıyorum. Sorularınla programımıza devam edelim. Şimdi değerli canlar, ben tekrar Hüseyin dedeme dönmek istiyorum. Dedeciğim, en meşhur halifesi bildiğimiz gibi Alaaddin Gaybi, evet, değil mi? Eyvallah. Evet. Ve Alaaddin Sancağı Bey'in oğlu olduğunu biliyoruz Gaybi'nin. Kaygısız Abdal diye biliyoruz Gaybi'yi. Kaygısız Abdal kimdir? Ve burayla alakası nedir? Evet sevgili canlar, Kaygısız Abdal söylediği gibi sevgili Yemen kardeşimizin Alanya Bey'in oğludur. Aynı zamanda ismi Gaybi'dir. Alaaddin Mahmud'un oğlu ismi Gaybi'dir. Çok bilgedir. Kendi döneminde iyi yetişmiş, iyi öğretim, eğitim almış bir kişidir. Abdal Musa'yla birlikte olma meselesi de bir menkibeye dayanır. Ama bu menkibeden ziyade Abdal Musa Sultan'la Kaygısız Abdal'ın, Alanya Bey'in orada birleşip bir devlet kurma düşüncesi vardır. Abdal Musa Sultan sadece inanç insanı değildir. Abdal Musa Sultan aynı zamanda bir siyasal kimliği, bir askersel kimliği vardır. Bursa'yı boşuna bırakıp boşuna buralara gelmemiştir. Yani bir tam halk insanıdır. Hiçbir zaman için düzenin, egemenin yanında olmamıştır.
halkın yanında olmuştur. O yüzden de Abdal Musa Sultan adına günümüzde Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Anadolu'da kurbanlar kesilir. Abdal Musa cemleri yapılır. İlk kurban da Abdal zaman zaman, zaman zaman Hacı Bektaş'tan öne çıkartılır. Hacı Bektaş bir kutup pir olmasına rağmen Hacı Bektaş'tan da öne çıkartılır. Çünkü hem doğuda hem batıda, Balkanlar'da, Anadolu'da çok bilinen birisidir. Dedem Gaybi'ye birazcık dönelim. Gaybi'ye geldiğimiz zaman Gaybi de yanına alarak bir güç, devlet kurması gerekir. Ama buradaki mitoloji, söylence şudur. İşte Alanya Bey'in oğlu Gaybi avlanmaya çıkmıştır. Bey Dağları'nda, Kızlar Sivrisi dediğimiz yere. Abdal Musa da geyik donuna girer. Karşılaşırlar dağda. İşte Alanya Bey'in oğlu bir ok atar Gaybi'ye. Geyik yaralı vaziyette kaçarak Abdal Musa dergahına gelir girer. Arkasından atıyla takip eder Gaybi geyiği. Dergaha girdiğini görünce kapıya varır dayanır. Kapıda dervişler vardır. Dervişlere der ki benim avım girdi buraya, geyik girdi der. Almak istiyorum. Almak istiyorum. Tabii bey oğlu biraz da mağrur filan. Kapıdakiler der ki biz bilmiyoruz, görmedik. Kendilerse ısrarla içeri girmek ister. O zaman Abdal Musa'ya haber verilir. Abdal Musa der ki gelsin. Abdal Musa huzuruna geldiği zaman olayı anlatır. O zaman Abdal Musa kolunu kaldırır. Evlat der, bak senin geyik atmış olduğun oku mudur? Oku tanır mısın? Oku tanır mısın? Bir bakar ki kendi oku, geyik attığı oku Abdal Musa'nın koltuğunun altında görünce Abdal Musa'ya inanır, burada kalır. Hani büyülenir yani. Yani büyülenir, kabul etmez. Mitoloji, söylence budur. Ama Abdal Musa'ya intisap ettiği zaman çok daha farklı yerlere, mecralara gideceği düşünülüp Abdal Musa'nı Mısır'a gönderir. Dedeciğim hemen burada şunu sormak istiyorum. Gaybi daha sonra nasıl kaygısız ünvanı alıyor? Nasıl kaygısız oluyor? Şimdi Gaybi Abdal Musa ona bir şey verir. Artık der, bir icazetname verir. Artık der, olgunlaştım. Yani hesapla. Yani gidebilirsin de, burada kalabilirsin de der. İcazetname, diploma. Bugünkü bizim anladığımız dilde 40 yıl hizmet ettikten sonra o icazetnameyi verir. Bunu çok iyi bir yerde sakla der. Gaybi bakar, oraya koyar, buraya koyar, bir türlü rahat edemez. En sonunda ayranla yırtar, icazetnameyi doğrar ve yutar. Ayranla beraber içer. İçer, yutar yani. İki taraftaki dervişler der ki, Abdal Musa'ya derler, senin verdiğin icazetnameyi, Gaybi yuttu. Yuttu. İşte ayranla doğradı, yedi, yuttu derler. İşte Abdal Musa o zaman Gaybi'yi çağırır. Ya ne yaptın? Gaybi. Ne yaptın? Ben bunu saklayacak yer bulamadım. Oraya koydum, buraya koydum. En güzel kalbimi gördüm. İçimi gördüm. Ve ayranıma doğradım. Bunu yuttum der. İçimde der. Artık der Abdal Musa Sultan bundan sonra Gaybi, kaygısız, bütün sıkıntılardan, dertlerden kaygısız oldum. Dertlerden, sıkıntılardan kurtuldum diyerek onun mağarasını kaygısız olarak verir. Gaybi söylence budur. Bu söylenceyle kaygısızlar evet, dönüşüyor. Evet. Peki ben değerli Ali dedeme dönmek istiyorum. Dedeciğim, Hacı Bektaş Veli ile Abdal Musa'nın akrabalığı, pardon. Onu daha önce sormuştuk. Şimdi Alaaddin Gaybi'nin kaygısız Abdal mahlasını alması ve pirden icazet alması nasıl olmuştur? Bunu bir dedemden dinleyelim. Şimdi kısaca Gaybi ismi hiç getirmedi. Fakat Abdal Musa dergahında Gaybi biraz yetiştikten sonra Abdal Musa Sultan bir icazet yazdı. Gaybi iyi yerine sakla bu icazetine Mısır'a git, Mısır'a irşaat et dedi. Peki dedem onu gerçekten biraz önce Hüseyin'le açıkladı. Bu Mısır'a gitmesinin nedeni nedir? Mısır'a git, oraya irşaat et dedi. Yani irşad etmek derken İslamiyet'i Mısır'da yaymak. İslamiyet, Bektaşi. Eyvallah dedi. İcazeti aldı. Mutfağa gitti. Ayranın içine doğradı, içti. Başka dervişler de buna hemen şikayete gittiler. Bu şikayet ettiler. Çağırın. Gaybi. Ne yaptın oğlum? İyi bir yerine sakla demedin mi pirim? Tamam. Dedim, ben de iyi bir yerime sakladım, kimse görmez.
Tamam. Ve Kaygısız ismini o zaman aldım. Şimdi Kaygısız'ın bir hadisesini anlatayım. Arnavut babası bana dedi ki, bir gün Ali Baba, sizin Kaygısız'ın Osuruk dergahına vardım geldim dedi. Osuruk dergahına dedim. Ya sen ne biçim konuşuyorsun? Öyle daha Mısır'a git. Mısır'a vardığında Kaygısız, Mısır padişahı demiş ki Kaygısız'la sohbetlerden, dünyada en tatlı ne vardır? Kaygısız da demiş ki, yiyip içip oturup sıçmaktır. Ha, padişah demiş ki, ha koca dermiş ha, yemeği içmeyi iyi dedin ama bu oturup sıçmayı nereden çıkardın? Hadi sen ye iç, oturup sıçma. Böyle demiş, hemen çevreye, araziye bakmaya gitmiş Kaygısız. Öteki yeye içiye sarfiyat yok. 21 gün olmuş, patlama derecesine gelmiş. Kaygısız da oradan 10 dönüm yer kaydetmiş. Eyvallah. Ulan doktormuş, şunumuş, bir türlü padişah iyi olamaz. Ulan şu dervişi çağırın gelin. Bana böyle bir şey diyor. Çağırmış. Ne istersen vereceğim, beni kurtar. Şuna imza attı, 10 bölüm bir yer. Hemen imzayı çakmış. Kaygısız şöyle diyor, yavaşça fıs geçiyor oturup. Yani onu iyileştirmiş bir nevi. Yani geri yok. Tamam dedeciğim. Sercan'cığım. Egemen, burada ben de bir şey sormak istiyorum dedeme. Tamam. Buyurun Sercan'cığım. Egemen. Egemen şimdi dedem tabii ki şöyle söylemek lazım. Teşbihte hata olmaz. Dedem bazı anekdotları anlatırken hakikaten canlarımızın herhangi bir ulusal kanalda denk gelemeyeceği ya da bu açıklıkta dinleyemeyeceği ama gerçeklerle bizi yüzleştirdi. Bunlar hayatın gerçekleri, yaşanmışlıklar. Alevi TV'nin de böyle bir farkı olsun. Hakikaten teşbihte hata olmaz diyoruz ama bunlar yaşanmışlıklar ve gerçekler. Ben şunu sormak istiyorum. Yaptığımız araştırmalarda Mısır'a kurulan dergahta 1950'lerin sonuna doğru, galiba yanlış hatırlıyorsam düzeltin, 57 gibi oradaki tekke kapatılıyor. Gaybinin, Kaygısız'ın kurduğu, orayı irşad etmek için. Bunun sebebi nedir? Ve şu anda orada tekke kapalı ama hala var mı acaba? Onu merak ediyorum. O konuda bilginiz var mı? Hüseyin Deniz'e soralım onu. Şimdi o konuda çok fazla bilgimiz yok ama Mısır Mutakam Mağarası, Kaygısız'ın bulunduğu dergah. Mısır biliyorsunuz tutucu bir yer. Evet. Şimdi İslam inancının yaşandığı bir yoğun olduğu bir yer. İşte neydi o meşhur üniversite? Müslüman kardeşler. El-Azhar Üniversitesi. El-Azhar Üniversitesi'nin olduğu yer. Dolayısıyla Mısır'da 1950'lerden sonra o gelen yönetim büyük ihtimal bu Bektaşilik tarikatını kapattı. Aynı Osmanlı'da olduğu gibi. Ama çok kesin bilgi yok bu konuda. Fakir öyle düşünüyorum. Sercan'cığım. Mısır bizi bu yönde törene başladığımızda kardeş ilan etmedi mi? Mısır ilan etti. Kardeş ilan etti. Aptal Mısır dergahına, Mısır. Neden? Kaygısız'ın orada büyük dergahları var. Yalnız kapatılmış o. Neden? Evet Sercan'cığım sendeyiz. Evet şimdi Dikme babamız Muzaffer Görgülü babamızın sesinden bir nefes dinleyeceğiz. Gönül ister huzuruna varmayı. Gönül ister huzuruna varmayı. Müvet minadına şahattan bu sahri. Nurlu eşiğine yüzler sürmeyi hizmet et bizlere şahattan bu sahri. Nurlu eşiğine de hizmet et bizlere şahbal uzak edin.
nasip olur da dergahına gelirsem, canı yürekten de sana çağırsam hey. Ne zaman ki başım darda olursa, kurtar sen bizleri ey şahbazam hey. Ne zaman ki başım darda olursa, kurtar sen bizleri. Tanrım yaratırken bizleri, başımıza çoban etsin sizleri. Niyazdadır da müminlerin yüzleri, hayır sen bizleri şahlamıza. Niyazdadır da müminlerin yüzleri, hayır sen bizleri ey şahlar musafir. Gel bize türbene niyaz eyledim, başıma geleni sana söyledim. Evveli Allah diyerek size yalvarırım, kabul et dilekleri. Evveli Allah diyerek size yalvarırım, kabul et dilekleri inşallah musafir. Bütün erenleri görmektir tasam, onların uğruna dağların aşam. Kürbenin içinde ol derviş Hasan, hayır sen bizleri ey Şaban Musa. Kurmeralım derde söylerim destan, imamların uğruna selim versem. Yedişim dağına da Kudala Sultan, unutma bizleri ey Şahabdan Hüsam dost. Sayın Muzaffer babamıza didiniz bülbül, kalbiniz şad olsun, dilinize sağlık sayın babam. Teşekkür ediyoruz. Bu arada sizden bir ricamız var. Ben burada canlarımıza da, bizlere mesajla ulaşan canlarımıza da ileteyim sevgili Egemen. Biraz daha yüksek sesle rica edeceğiz. Sizleri yoracağım ama sayın dedelerim. Çünkü sevgili canlara da buradan belirtmek isteriz. Yayınımız oldukça kalabalık bir profil tarafından izleniyor kanalımız. Fakat yayınımızı Antalya'nın Tekke köyünden gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz ki bir sosyal medya kanalıyız ve sevgili Egemen'in bugün destekleriyle Egemen'in aynı köyde bulunan evinden gerçekleştiriyoruz yayınımızı. Yaka mikrofonu yok muydu Egemen diye soranlar var. Bu yüzden bir açıklık getirmek istiyorum ki yayınımız bir sosyal medya yayını ve şimdilik yaka mikrofonumuz yok ama bu program vesilesiyle bizler sizleri Abdal Musa Sultan'a götürmek istedik sevgili canlar. Bir söz vardır, derler ki az veren candan çok veren maldan. Sizler de bizi bu şekilde kabul edin. Bizim sohbetimiz candan olsun, muhabbetimiz candan olsun. Dedelerim de biraz yüksek sesle rica edelim. Canlar can kulağıyla sizleri dinliyorlar. Evet Egemen. Teknik kusurlarımızdan ve eksikliklerimizden dolayı tüm canlarımızdan özür diliyoruz. Sercancığım, sen de farkındasın. Tamamen bireysel kendi çabalarımızla, kendi gayretlerimizle bu programımızı eyvallah gerçekleştiriyoruz. O yüzden çok özür diliyorum. Ben yaka mikrofonu ayarlayamadık maalesef. Tamam, biraz daha Egemen, yüksek sesle programımıza devam edelim. Estağfurullah, biz teşekkür ederiz.
Çok teşekkür ediyoruz. Hizmetinizi hak kabul etsin. Çok sağ olun göstermiş olduğunuz özveriye. Ben Malik Astay hocama da çok teşekkür ediyorum. Bugün kamerada o var. Bizlere destek oluyorlar. Teknik masaya destek oluyor aynı zamanda. Onun da hizmetlerini hak kabul etsin. Buyur, söz sende Egemen. Şimdi ben tekrar Hüseyin dedeme sözü vermek istiyorum bir soruyla. Dedeciğim, Abdal Musa Türbesi Yeniçerilerin kaldırılmasıyla kapatıldığını biliyoruz. Evet. Bu niye olmuş ve ne zaman olmuş? şimdi bu olay 1826 Yeniçeri Ocağı kaldırılıyor biliyorsunuz. Yeniçeri kim? Devşirme dervişlerin. Onu çok fazla girmene gerek yok. Evet. Devşirme çocukların saraya gelip bütün hizmetleri yapan hem askerlik hem Evet. yönetim hem saraydaki bütün hizmetleri yürüten insanlar Yeniçeridir. Yeniçerilerde dışarıdan gelen 13, 15, 18 yaş arasındaki Rum, efendim, Slovak, Rus kökenli çocukların Anadolu'ya gelip Anadolu'daki ailelere verilir. Orada belli bir eğitimden sonra askeriye geçen, saraya geçen kesimdir. Bu güçlü bir ordudur. Yeniçeri ordusu. Ve dolayısıyla Bektaşi olduğu söylenir. Tabii ki tartışılır ama bu böyle kabul edilmiş. 1826'da Yeniçeri ordusu kaldırılmak istenir. Çünkü güçlü bir ordudur. Padişah indirir, gazan kaldırır, padişah yerine koyar. Ama dışarıdaki haçlarında, dış güçlerinde istemediği bir ordudur. Dolayısıyla bu ikinci Mahmut tarafından kaldırılır. Yeniçeri ordusu kaldırıldıktan sonra da Bektaşi dergahları da kapatılır. Daha doğrusu şöyle, bütün tarikat şeyhleri İstanbul'da sarayda kapı ardında toplanır. Mevlevileri, Halvetileri, Kadirleri, özellikle Nakşileri, yani güçlü tarikatlar ne yapar Bektaşilere? Çünkü çok zıtlardır Bektaşilere. Çok etkindir Bektaşiler sarayda, efendim dışarıda. Yeniçeri Ocağı'nın da üzerinde büyük bir Üzerinde etkisi var. etkisi vardır. Büyük bir düşmanlıkları vardır. Şöyle bir şey çıkar. Düşünce çıkar oradan. İkinci Mahmut'ta kapı arkasında dinler özellikle. İşte 60 yıldan önce Bektaşi türbesi varsa kalır. 60 yıldan sonra yapıldıysa o da yıkılmak üzere diye fermana eklenir. Bu Anadolu, Balkanlar, Orta Doğu'daki ne kadar Bektaşi dergahı, türbesi varsa hepsi yıkılmak üzere diye bir ferman çıkar. Ve Hacı Bektaş dergahı bundan muaf tutulur. Abdal Musa dergahı da 1826'da ki o fermanla birlikte kapatılır. Bir tek türbesi kalır. Geri taraftaki bütün sosyal tesisleri yani Han, Hamam, Misal, Aşevi, Cemevi, Abdal Musa dergahı çok geniş bir alan. Çok geniş bir yer. 4000 adım içerisinde. Çok geniş bir arazi içerisinde. Biraz önce anlattık işte İpek Yolu üzerinde kervanların gelip burada çok güvenli bir şekilde kalabileceği bir yer. Dolayısıyla bir tek türbe kalır. Geri taraftaki bütün o sosyal tesisler tamamı yıkılır. Buraya da nakşişehirler verilir. Buradaki arazilere, güce nakşişehirler buraya tayin edilir. Yani bu bir nevi Asimile olaydır. asimile etmek ve etkisini Yani etkisizleştirmek, eyvallah, ortadan asimile kaldırmak. etmek olur. Bektaşi'nin tamamen silmek, asimile etmek olaydır bu. Dolayısıyla buraya nakşişehirler gelir ve dediğimiz gibi türbe dışında her taraf yakılır, yıkılır, yazılı kaynaklarda yok edilir ve arazilere nakşişehirler sahiplenir. Ama bu çok uzun sürmez. 1830'lardan 70'lere kadar bu 50 yıllık dönem içerisinde bir bakar ki oradaki öğreti, bütün dergahlardaki bu Bektaşi dergahlarındaki öğreti, hoşgörü, hizmet, o saygı devam etmektedir. Dervişler tarafından oraya gelen nakşiler de 50 yıl sonra 70'lerde Bektaşi olur. Bunlara en büyük örnek de Hacı Bektaş dergahına verilen Hilmi Dede Baba'dır. Hilmi Dede Baba bir nakşişehirdir. Hacı Bektaş'a o şeyden sonra o fermanla verildikten sonra Hacı Bektaş'a nakşişehir olarak atanır ve zaman içerisinde oradaki o eğitimi, o sevgiyi, hoşgörüyü gördükten sonra Bektaşi olur. Hatta dede babalara kadar yükselir. Bu da İstanbul'da Mehmet Ali Hilmi Dede Baba olarak
Çakmak dergahında bunun yatırım mekanı oradadır. Dolayısıyla bu düzen 70'lerden sonra, 1870'lerden sonra özüne döner ama tabii ki eski gücüne erişemez. Bu ufak tefek devam eder, yapılanma olur ama tekke zaviye kanunuyla da biliyorsunuz 25, evet, 24, 24, 24 olması lazım tekke zaviye. Tekke zaviye kanunu kapatılır. Tabii ki o zamanda tekkeler özelliğini yitirmiştir. Şöyle bir anekdot da ben yine anlatayım. Köyde mıslık dedem vardı. Gavşatım Ali ile beraber tekkeye gelen dervişlere tekke köylüler yemek veriyor. Her gün bir ev yemek veriyor. Derviş o şekilde yaşamını devam ediyor. Yani tekkeler tamamen özelliğini kaybetmiş. O bilimden, öğretimden, eğitimden uzaklaşmış. Tamamen mecusilerin, işte yolsuzların, ne bileyim şeysiz insanların gelip yerleştiği bir mekan haline gelmiş. Şunu şuradan anlıyoruz. Mısık dedem dedi ki, Karşadın Ali ile beraber yemek vermeye gittik dervişe. Derviş gözleri böyle kızartmış diye. Adam çeşit bir hal almış. Yemek veriyoruz diye beni yanına bir çekti böyle diye. Allah'ım ne yapacak bu adam falan dedim diye. Bir baktım beni üstüne çekiyordu. Adam diye benim şey yapacağım. Yani şehri kaldırmış falan diye yani. Evet. Ben diyor zor kaçtım. Kurtuldum diye ondan sonra gittim. Yani tekkelerin geldiği durum bu. Tamamen şeyinden çocuk tacizleri falan yani. Yani. Haline mi gelmişti? Tabii. Evet. Ama konuşmak zorunda değil. Tekkeler şey kapatılıyor. Meselesine geldiğimiz zaman tekkeler bu hale geldi. Evet tamam. Şimdi bu konu biraz çok şey netameli bir yere gidiyor. Şimdi hani ben bunu bir zaman duydum. O yüzden o 25'teki tekke kapatılmasını da zaman zaman biz eleştiririz efendim, niye kapatılmasaydı keşke falan deriz ama bu duruma geldiği için kapatılmış. Özelliğini tamamen şeyini kaybettiği için bu tekkeler kapatılmış. Bunu da geçtik. 1984'te bir dernek kuruldu. Abdal Musa Tekke Köyü'ne. Abdal Musa Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği diye. Bugüne kadar da bu dernek buranın işlerini çekip çeviriyor. Fakirler posta şimdi yapıyoruz. Evet. Babalarımızla, şahımızla birlikte hizmetlerimizi yapıyoruz. Peki ben Hüseyin dedeme dönmek istiyorum. Ali dedeme dönmek istiyorum. Ali Baba. Ali Baba. Babacığım bugün Abdal Musa Tekkesi'nde kimler yatıyor? Orada gördüğümüz mezarlar kimlerdir? Geçenlerde sayısını saydık. Ama yarısını saydım. Hacı Ali Baba var, Hacı İbrahim Baba var, Hacı Mustafa Baba var. Yusuf Baba var, Bahri Baba var. Bunlar kimler? Bunlar Abdal Musa evlenmemiş mücerret kişilerdir. Evlenmeyen kişiler Abdal Musa dergahında postniş derler bizde. Orada oturuyor, bu memleketi idare ediyorlar. Bektaşi değil. Yani Abdal Musa'dan sonra bu da gene devam ettiren Abdal Musa'dan sonra en son müşür mücerret Şevik Baba vardır, Arnavut'tur. Kendisi evlenmeyen kişiler oraya dergaha hizmet eder. Arnavutluk'tan gelmiş buraya. Arnavutluk'tan geliyor. Evlenmeyen kişiler o dergaha hizmet eder. Orada 15-20 tane baba vardır. Evlenmemiş kişilerdir bunlar. Başlarındaki takkaları gördüm. Halife takkası var, derviş takkası var, mürşit takkası var takkalarda. Takkalardan bellidir. Adamın ne oldu? Takkalarda bellidir. Şimdi şöyle bir açıklık getirelim olaya. Dede baba yok. Dede baba dergah Taci Bektaşi dergahında. Şöyle. Abdal Musa'ya da bu babalar Pir evinden Hacı Bektaş'tan atanıyor. Serçeşme Hacı Bektaş. Yani o dönemde de Abdal Musa'ya atanan bu babalar, halife babalar Hacı Bektaş'tan atanıyor. Ve Hacı Bektaş'ta Balım Sultan Erkan'ı devam ediyor. Evet. O ayrı bir olay. Onu sonra daha sonraki programlarda konuşuruz. Ama Abdal Musa'daki Erkan, Abdal Musa Erkan'ın, Gaybus Erkan'ın eşle birlikte olur. Yani ikrara giderken kadın erkek eşler birlikte gider. İkrar verir. Ama Balık Sultan'da her can
hem bayan hem erkek ayrı ayrı gider. İkrar verir, hizmet verir. Dolayısıyla bir dönem Yusuf Baba olması lazım. Hacı Bektaş'tan atanan Yusuf Baba, Abdal Musa'da bu Erkan'ı, Balım Sultan Erkan'ı yürütmeye çalışıyor. Yani de tek tek hizmet görecek insanlar, ikrar verecek. Bizim burada insanlar da bunu kabul etmiyor. Ve kabul etmediği için de iki kişi buradan geçerek Hacı Bektaş'a o günkü dede babaya durumu anlatıyor. Dede baba ha diye biz Abdal Musa'daki Erkan'ın usulü biz buna söylemedik. Onu oradan alıyor. Yerine Bahri Baba'yı küçük bir hatırlatma evet. Getireceğim. Baba. Evet sen. Evet. Sence. Ha, buyur bir hatırlatma. Babamın anlattığı mürşidimiz için Ali ve babamızın anlattığı sözcüğedeki örneğin Hüseyin ikrar verecek. Yengem ayrı ikrar vermiyor. Yengem senin eteğin tutuncağı adamı bizim şeyimizde ikisi de ikrar oluyor. Yani erkek eşiyle beraber ayrılıyor. Tamam. Eteğini tutuyor Hüseyin'in eteğini eyvallah beraber eyvallah 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 söylüyor yengemde. Tamam. İkisi birden ikrar görüyorlar yani. Balık Sultan Erkan'ın da ayrı ayrı görüyor. Bacılar da ayrı ayrı görüyor. Yemen. Egemen. Sana derim istiyorum. Buyurun. Evet, teşekkür ediyorum. Halife babamız Hüseyin Eriş'e de, dikme babamız Muzaffer Görgülü'ye de çok teşekkür ediyorum. Ali dedeme de, mürşidimize. Yayınımızı siz Abdal Musa'dan gerçekleştiriyorsunuz ve oradaki Cemevi'nin post dedeleri ve babaları şu anda bizimle birlikte. Sen de Cemevi'nde geçtiğimiz günlerde bir çekim gerçekleştirdin Alevi TV için ve bir değiş okudun. Dilersen onu yayınlayalım. Sözler Abdal Aşık Veli'ye ait, kaynaksa Feyzullah Çınar'a ait. Akdeniz yakası Aydın illerini seslendirdin. Senin sazından ve sözünden Abdal Musa Cemevi'nden izleyelim, dinleyelim. Gider bizim Abdal Musa'ya.
Çalar gider bizim abdal Musa'ya. Hüseyin aşkına gözüm senin. Çalar gider bizim abdal Musa'ya. Egemen, dilin bülbül kalbin şad olsun. Çok güzeldi. Teşekkür ederim Sercan'cığım. Çok sağ ol. Çok güzel bir kayıt olmuş gerçekten. Ruhumuzun bant eline dokundun. Teşekkür ediyoruz. Peki sorularla devam edelim. Buyur Egemen. Şimdi ben tekrar Hüseyin Dedem'e dönmek istiyorum. Şimdi biliyoruz her yıl Haziran ayının ikinci, üçüncü haftası değil mi? Yani üçüncü haftası anma etkinlikleri düzenleniyordu. Ancak bu yıl pandemi nedeniyle böyle bir canlı bir programımız yok. Yani nasıl gelişecek? Yani 2000, pandemi koşullarında. Eyvallah. 2020 yılında biliyorsunuz yapamadık. Daha doğrusu bu sıkıntı, hastalık dolayısıyla. Ama bu sene düşünüyoruz. İnşallah üçüncü haftası olmazsa bile babalarımızla beraber canlarla Temmuz, Ağustos'ta bile Abdal Musa'da bir etkinlik mutlaka düşünüyoruz. Bundan sonra Abdal Musa'da yönetim değişti. Yeni yönetim var. Yeni bir yönetim geldi. Çok daha biz heyecanlıyız şu anda. Aktif gençlerimiz var. Gençlerimiz var. Her ay sempozyumlar, efendim konferanslar, gençliğe ait, kadınlarımıza ait konuşmalar, konferanslar yapacağız. Bu konuda da maddi manevi bütün Avrupa'nın desteğini, Anadolu'nun desteğini bekliyoruz. Peki dedem belirledik mi acaba? Şu an belirlemedik ama mutlaka eğer bu sıkıntı bitecek. Öyle görünüyor. İnşallah. Haziran sonu olmazsa bile Temmuz'da, Ağustos'ta bir etkinlik mutlaka düşünüyoruz. Burada da herkesin bilgisi olsun. Sercan'cığım biz de gene inşallah Alevi TV'den canlarımıza duyururuz etkinliğimizin zamanını ve vaktini. Ayrıca duyurabiliriz. Umarım, şu anda belli değil. Umarım Egemen senin oradaki varlığınla ekrana da taşımış oluruz. İnşallah bu pandemi koşullarında biraz daha rahatladığımız dönemde Sayın Halife babamız, Hüseyin babamızın da söylediği gibi şartlar daha güzelleşip normalleştiğinde biz de umuyoruz ki belki çıkıp oraya geliriz. Oradan yaparız birlikte yayınlarımızı. Yan yana oluruz Egemen. Belki. Daha güzel olur Sercan. Buyurun. Buyurun. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Bekleriz. Abdal Musa öğretisine, kültürüne yakışır bir orada organizasyon, bir düzen kurmak istiyoruz. Bunun adımlarını attık. Şu andaki çocuklarımız, gençlerimiz, yöneticilerimiz gerçekten çok hizmet ediyorlar, çok heyecanlar. Buna da herkesin olmasını bekliyoruz. Şeffaf bir düzen ortada duruyor şu anda. Buyurun. Ne bekliyoruz? Yüz yüze görüşelim. Onlar da bunları böyle anlatmak şey olmaz. Mutlaka bekliyoruz. Eyvallah. Allah Cemal Cemal'i buluşmak nasip olsun Muzaffer babam. Sağ olun. Siz ne isterseniz diyoruz da hazırız yani. Ferdi. Bizde ferdi hepsi. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Var olun Sayın Muzaffer. Sağ olun. Yayınımızda bir donma mı var? Neyse. Şimdi Deli'cim ben bir sorudan yönetmek istiyorum. Evet. Yurt içi ve yurt dışından katılan konuklarımıza yani buraya gelecek olan konuklarımızdan beklentilerimiz nelerdir? Ya buraya gelen insanlardan beklentimiz sürmeleri eğitim öğreniyoruz. Onlardan bilgi alıyoruz. Onlardan dünya öğreniyoruz. Onlardan buraya gelmeleri. Tamam. Eyvallah. Sercan'cığım bir kesinti mi oluyor acaba yayınımızda diyeceğim ama ses geliyor mu acaba?
Şey bitti herhalde program. Yok, bağlantıda bir sorun mu var acaba? Sercan'cığım sesimiz geliyor mu acaba? Evet, Egemen Tarık. Sercan'cığım duyabiliyor musunuz beni? Evet, şu anda Egemen, duyuyorum. Tamam. Maalesef işte ne kadar büyük şehirde de olsak internet altyapısından kaynaklı bir takım sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Sesim net olarak ulaşıyor mu şu anda size? Şu anda ulaşıyor Sercan'cığım. Bizim sesimiz sana geliyor mu acaba? Evet, sizin yayın, sizin sesinizde hiçbir problem yok. Sayın dede ve babalarımın iletilerini aldık biz. Elbette ki merak ediyorduk. Tekke köyüne belki pandemiden dolayı şu an eski kalabalıklar yok ama normal şartlarda oldukça kalabalık oluyor Haziran'ın 3. haftası ve sonrasında. Elbette oraya gelen dostlardan mutlaka olumlu, olumsuz, artılar ve merak ettik biz açıkçası. Gelecek kişilere orada yaşayanlar olarak ve aynı zamanda oranın dede babaları olarak bir mesajları var mı, bir talepleri var mı anlamında bu soruyu bir yöneltmek bir kez daha isterim çünkü kesintiler yaşandı. Oraya gelen canlardan bir talebiniz var mı acaba? Hüseyin'den. Eyvallah. Şimdi biraz önce konuştuk ama herhalde tam anlaşılmadı, bir ses kesintisi oldu. Evet. Şimdi Abdal Musa'da yeni bir yönetim oluştu. Fakirlerle birlikteyiz. Aynen dergahın post işini yürütüyoruz. Geçmiş yıllardaki oradaki bir organize bozukluğu, zayıflığı falan kalktı. Kalktı. Yeni bir yönetim, yeni bir heyecan orada oluştu. Ne güzel. Bütün canları, bütün sizleri, Avrupa'yı, Anadolu'yu, bütün dünyayı Abdal Musa'ya bekliyoruz. Davet ediyoruz. Davet ediyoruz. Allah Allah. Ve öğrencilerimize burs vermeyi düşünüyoruz. Efendim, oradaki güzellikleri paylaşmayı düşünüyoruz. Tiyatro bir grubumuz olacak. Efendim, spor tip faaliyetlerimiz olacak, sahas kurslarımız olacak. Yani orası bir Abdal Musa'ya yakışır bir okul olacak. Ne güzel, ne güzel. Olur. İnşallah sizlere, bu katkı vardır. Gönlünüzü bekliyoruz, maddi manevi. Sizleri görmek istiyoruz. Eyvallah. Gönlünüzden eyvallah geçenleri umuyoruz ki gerçekleştirebilirsiniz. Hem sizler hem tüm halkımızın desteğiyle çok teşekkür ediyoruz. İnşallah eyvallah. Gençler özellikle çok önemli. Kadınlar eyvallah özellikle çok önemli. Onlar da sizinle birlikte aynı yolu yürüyorlarsa ne mutlu bizlere diyelim. Şimdi Egemen, dilersen bir müzik arası daha verelim. Bir değiş, bir nefes dinleyelim yine. Tabii Sercan'ım, çok iyi olur. Çok iyi olur. Evet, Halife babamız Hüseyin Eriş söyleyecek. Cemalini gördüm ezel ezelden. Cemalini gördüm. Zafranın mendi alemde, bulma zafranın mendi.
dilimde her saat, her gün, her demde çağırdım şahit. Her sabah, her gün kalbimde çağırdım şahit. Nerede? Genç abdalım bildi. Genç abdalım bildin, bezmin el aste. Söylettiler haklı, her dem nefeste dost, dost. Dilimde her saat, her gün, her cemde çağırdım şahit. Eviş babamız, evet. Bendeyiz. Evet, evet Egemen. Aslında aynı anda girdik söze galiba. Ben Hüseyin Eriş babamıza çok teşekkür ediyorum. Cümlemizin çağırdığı Şahı Merdan Ali'dir. Allah Allah diyorum dinlerken. Çok sağ olun sayın babam. Buyur Egemen. Şimdi ben Ali dedeme dönmek istiyorum. Dedem, bu uçar suyun hikayesini anlatabilir misiniz bize acaba? Uçar suyun hikayesi, Bursa katilinden sonra Orhan Gazi'den müsaade aldıktan sonra, hatta Musa Sultan, altı arkadaşı Aydın ortaklara ilk dergahı kuruyor. Fakat yapamıyor. Ondan sonra üçüncü olarak da uçar suyun öbür yanına geliyor. Orada bir dergah kuruyor. Kırtlar Meydanı vardır orada şimdi. Allah Allah. Orada bir dergah kuruyor. Allah ama suları yokmuş adamların. Size bir su bulsak, ortak fasulye buğday eker misiniz diye sordu. Sen suyu bul, ortak ekelim. O suyu bulduktan sonra yumruğunda güzel su çıktı. Güzel hasılat kaldırdılar. Fakat dervişlerin ve abdalmışların hakkını vermediler. Neden? Bize bunu Allah verdi, sen çalışmadın, vermedin. Güzel, öyle mi öyle? Yazın içmeye su bulmayın, kışın geçmeye yer bulmayın diye bedduasını yaptı onlara. Suyun başına da geleyim. Yazın bu yanına, kışın bu yanına diye. Yani özür diliyorum dedeciğim, yazın bu tarafı dediği elma olmaz. Abba Musa arazisi. Abba Musa arazisi, kışın bu tarafa dediği kışın da öbür yanına. Kaş. Fethiye, Fethiye Kaş. Orada içilmeye pislik dolu su. Oradan derenin içinden gelirken bir koca karıyor lan gelin. Davacılıyorlar. Ellerinde bir kapak. Bunlardan bir su iç diye. İçmek için. Su yok. Koca karı vermiyor. Suyumuz yok diye. Vermiyor. Gelin zorla koca karının yerinden, kaynanasının yerinden kapağı alıyor. Babaya veriyor. Aptal Musa'ya. Yolumuz uzak, suyumuz yok. Biraz iç diyor. Aptal Musa Sultan biraz içtikten sonra, şükrünü sağladıktan sonra yumruğunu kakıyor, su şarada kakıyor. Ona da biz gelin suyu deriz. O gelinin suyu. Bugünkü gelin suyuyla uçak evet. Su arasında ne kadar bir mesafe var? Çok az. 500 metre var. 500 metre var. Sercancığım, umarım cevabın almışızdır. Gelin buna be. Evet, aslında evet, burada Aptal Musa iki tane ben, ayrı keramet gösterdiğini görüyoruz ben, bu uçar su hikayesinde. Gelin suyu. Baba bekle bir. Gelin suyu. Gelin suyundan sonra Yeşilgöl.
Yeşilgöl'den sonra uçarsın. Aynı hizadadır bunlar. Aynı yükseklikte, aynı yerdedir. Aynı zirvede. Sercan'cığım umarım suyun hikayesiyle ilgili de gerekli cevabı verebilmişsiniz. Evet, canlar her sene türbeyi ziyaret ettiğinde mutlaka Uçarsu'yu da ziyaret ediyorlar. İlk kez gidecek olan canlarımız da böylece yaşanmışlığını bir öğrenmiş oldular canlarımız. Teşekkür ediyoruz mürşidimiz Ali dedemize. Egemen, o zaman mürşidimiz Ali Koca dedemizden bir nefes dinleyelim mi birlikte, canlarımıza sunalım. Yine çekimlerini sen öncesinde gerçekleştirmiştin. Sana gerçekten çok teşekkür ediyorum tekrardan yeri gelmişken. Ali dedemiz çalıp söyleyecek. Gönül gafil gezme cihanda. Muzaffer de adamı. Ali Hoca'dan tamam. Geçer. Evet. Allah Allah. Evet Sercan'cığım sendeyiz. Ben Ali Koca dedeme çok teşekkür ediyorum. Diline teline sağlık. Sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Senin için bir deyiş söyleyeyim. Dur. Dinlersen senin için bir deyiş söyleyeyim.
Sayın dedem, şimdi programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. İnşallah onu Cemal Cemal'le muhabbet ettiğimiz bir günde, oraya geldiğimiz günde yapalım. Çünkü kısıtlı bir süre var. Yoksa ben şeref duyardım sizin sesinizden. Fakat şöyle söylemek istiyorum. Gerçekten teşekkür ediyoruz canlarımıza bu nefesi çalıp söylediğin için. İlerleyen yaşınıza rağmen muhteşem sesiniz, sazınız, sözünüz. Çok teşekkür ediyoruz dedem. Sağ olun, var olun. Sizler sağ olun. Siz isteyin yeter ki biz her zaman varız yani. Eyvallah. Egemen programın... Evet. Ercan bacım, siz işleyin yeter ki biz her şeye varız yani. Sağ olun Muzaffer babam. Çok teşekkür ediyorum. Benim şöyle bir isteğim var. Ben pandemi koşullarında geçen yıl pirimizi ziyaret ederken Abdal Musa Sultan'ı eşimle nasip oldu. Geldik. Fakat çevrede ben çok fazla insanların hor kullanmasından dolayı çevre düzenlemesinde etrafta çok çer çöp gördüm. Bu durum beni çok rahatsız etti. Ben oraya gelen, ziyaret eden canlarımıza, dostlarımız, ben biliyorum ki orada yerleşik yaşayan köylülerimizin dergaha ve çevresine çok iyi baktığına eminim. Belediyenin de bu anlamda hizmet getirdiğine eminim. Ama oraya ziyaret eden gelen canların, dostların da bu anlamda titiz davranmasını, dergahın çevresini temiz bırakması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum ve canlardan bunu talep ediyorum. Eyvallah. Sevgili bacım, bundan sonra en güzel şekilde olacak. Yeni bir yönetim seçtik. İnşallah. İnşallah. Değişti. Bundan sonra her gelen mutlaka mutlu olarak gidecek. Herkese hizmet vereceğiz. İnşallah sayın babam. Gençliğimiz o kadar azimli ki inşallah. İnşallah. Hizmet hak için diyoruz her zaman. Hizmet hak için diyoruz. Allah. Bundan sonra hizmet edecek yeni yönetime de teşekkür ediyoruz şimdiden hizmetlerinden dolayı. Hizmetleri hak için olsun. Egemen, senin de son söyleyeceklerini almak isteriz. Bu akşam çok önemli bir yayın gerçekleştirdin bizim için. Tekrar Alevi TV olarak sana çok teşekkür ediyoruz. Yerinde ve Elmalı Köyü'nde Abdal Musa Türbesi'nden bize yayın hazırladın. Son sözlerini almak isterim Egemen. Sercan'cığım, ben öncelikle sana çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten harika bir program oldu. Ve senin de bu konuda diğer başka çalışmaların olduğunu da biliyorum. Seni takip ediyorum. Öncelikle sana çok teşekkür ediyorum Sercan'cığım. Ben de senin vesilenle böyle bir program dolayısıyla canlarımızla birlikte olma şerefine nail oldum. Ayrıca ben dedelerime çok teşekkür ediyorum. Bu akşam yine Mürşit Ali dedem bizimleydi. Halife Baba Hüseyin dedem bizimleydi ve Muzaffer babam bizimleydi. Erenlerime de çok 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 teşekkür ediyorum. Gerçekten çaldılar, söylediler, zaman ayırdılar. Biz bir çekim yaptık, bir daha yaptık falan. Gerçekten emek verdiler erenlerim. Çok teşekkür ediyorum ben Sercan'cığım. Dinleyenlerimize de inşallah bundan sonra sanırım bir iki projemiz daha olacak seninle beraber, değil mi? Evet. Evet. O projede tekrar görüşmek üzere diyorum. Tüm canlarımıza sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben bu işi buldum müddetçe hanım, boş kalmam. Biz de çok teşekkür ediyoruz Egemen. Orada muhabbetiniz bol olsun diyoruz sizlerden ayrılırken. Abdal Musa Sultan'a aşkı niyazlarımızı tüm canlarımız adına Alevi TV aracılığıyla sunarken dedelerimize de niyazlarımızı sunuyoruz. Tekrar bu anlamlı yayın için sana ve sayın dedelerime çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, değerli canlar, programımızın sonuna geldik ama bu anlamlı yayını yerinde Abdal Musa Türbesi'nde gerçekleştirmemizi sağlayan Egemen'e teşekkür ederken konuklarımız, mürşidimiz Ali Koca dedemiz, dikme babamız Muzaffer Görgülü ve halife babamız Hüseyin Eriş, Abdal Musa Cemevi'nde hizmetlerini yürütmeye devam ediyorlar. Sizler de ziyarete gittiğinizde dedemizle ve babalarımızla orada inşallah muhabbet etmeniz, cem olmanız inşallah sizlere de nasip olsun yerinde diyelim. Ve ben programın sonuna gelirken dikme babamız Muzaffer Görgülü babamızın nefesinden sizlerle bir gülbengi buluşturmak istiyorum. Aşk için olsun canlar. Şah, Allah Allah, hizmetleriniz kabul olsun, muradınız hasıl olsun, ev ocak kardeşin olsun. Allah'ın bir de dileklerinize gönlüm ortalığı verirsin.
sizleri yaramaz yanlış yapmasın. Ehli bilin tancağın dibine ayırmış, ayırmasın. Allah yapmış Allah. Olduğunuz hizmetler kırk meydana yoktur. Hatta gönül olmaklı olsun. Allah. İmam bakıyor ve hikmetli gelebilirler. Ya da ağzı ve nazı olsun. Gerçek ediliyor. Bu akşam yerinde yayınımızı gerçekleştirdik. Abdal Musa Türbesi'ne ve Abdal Musa Cemevi'ne bağlandık. Alevi TV'de Ersan Ersever, Arsever, Ali Dedeoğlu, Yazgülü Kayıkçı, Ergül Dede, Hünkar Uğurlu, Egemen Balhan ve ben Sercan Direk. Toplumumuza yön veren, bilgilendiren ve özenle hazırladığımız programlarımızla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Ama yaz ayları için minik bir ara vereceğiz. 2 Temmuz Madımak katliamını özel bir yayınla anacağız. Akabinde bu yayınımızı da yine yerinden Sivas'ta Ergül Dede ile birlikte gerçekleştireceğiz. Sayın yönetmenimiz Ersan Arsever'e, Teknik Masa'da Tarık Kızılgedi'ye, Alevi TV'ye emeği geçen tüm redaksiyon ekibine ve değerli sanatçı, araştırmacı, öğretmen dostum Egemen Balhan'a bu akşamki yayın için çok teşekkür ediyorum. Alevi TV'de konuklarımızı ağırlamaya, bir başka programda buluşmaya, birbirimizden ayrılana kadar muhabbetle kalın diyorum. Diliniz bülbül, kalbiniz şad olsun. Sizleri saygıyla, sevgiyle uğurlarken 2 Temmuz Madımak katliamını anma özel yayınımızda buluşmak üzere. İyi akşamlar diliyorum. Gönül.
saraydır. Sevgi sultandır. İnsanlar kendini bildiği zaman ya Hızır. Ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır. Canım ya Hızır. Gözü kör olana ne yapsın Hızır? Hüh!